Cumhuriyet Halk Partisi 25 Temmuz 2020 günü kurultay yaptı. 25 Temmuz 2020. O gün vaka sayısı 921. 30 bin, bin bile değil. 30 kat, 31 kat fark var. Vefat sayısı 16, AK Parti'de 146. Peki CHP nasıl kurultay yaptı? Bilim Kurulu'na başvurduk, Sağlık Bakanı'ndan izin istedik. Sadece delegeler, ve açık hava. Basın dışarıda, yayın içeriden, basın da birbirinden çok uzak mesafelerde ve bütün basın mensupları CHP kurultayındaki Covid tedbirlerini övmüştü. Bakın, 30 kat az vaka varken bize seyirci yasak. 10 kat az ölüm varken bize seyirci yasak. Sadece delegeler, basın mensupları da belli sayıda ve dışarıda Herkesin gözü önünde. Aramızda 3 metre var. Biz öyle kurultay yapıyoruz, yapabiliyoruz ama AK Parti tükenmedi. İkiz doğum yaptı ama sancıları atlattı. AK Parti'den kopuş yok. El eleyiz, burun burunayız, lebale biz. Ayaktayız. AK Parti erimiyor, anketlere bakmayın. 30 bin vakayla kurultay yapıyorlar seyircili. O kurultaya seyirci çağırmak cinayettir o kurultaya seyircileri getirmek Türkiye için en büyük sağlık tehdididir. O kurultayda saatlerce maskesiz ve yolda gelirken otobüslerde oynuyorlar, zıplıyorlar, maske yok. Kurultaya geliyorlar, aynı şekilde gidiyorlar ve bütün Türkiye'ye Ankara'dan aldıkları, Ankara'dan taşıdıkları virüsü götürüyorlar. Bu doğru bir şey değil. O kurultayların seyircili yapılmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının 900 günlük vakaya rağmen seyircisiz yapılmasını AK Parti'nin ülkeyi nasıl yönettiğini nasıl çifte standartlar içinde yaptığını gördük. Aylarca aylarca lokantaları kapalı tutanlar kendileri bu görüntüleri sergilediler ve normalleşme yeniden kapanacak ama Ramazan ayında lokantalar ona kadar da bakın işte esnafsanız bu muameleye tabisiniz. Ne ölçüyor? Avcılar İstanbul. Avcılar İstanbul'da ölçüyor. Santim. Mesafede iki santimden fazla yakınlık varsa cezayı geçiriyor. Kapatmayı veriyor. İnsanların ekmeğiyle oynuyor. Şu ciddiyete bakın. Santime bakıyorlar santime. İstanbul Avcılar. Bu da Ankara Kongre. İki masa arasında yedi tane AK Partili var. Aynı mesafede. Olacak şey mi? Olacak şey mi? Cumhurbaşkanı. Seninle her şeye varım ben diyor. Şarkıya bak. Seninle her şey. Hani diyorlar diye Cumhurbaşkanımız için ölürüz falan. Hani perdelik kumaştan kefen çekiyorlardı da ölmeye geldik diyorlardı. Maalesef farkında değiller ama ölmeye gitmişler. Sırf Cumhurbaşkanı siyaseten tükenişini maskeleyebilsin diye. İşte bu da size hakkını helal etmeyen esnafın çilesi. İki santime ceza, iki santim. Millet bunu gördükten sonra daha biz ne konuşalım? Ne yapalım, ne eleştirelim? Millet görüyor, milletin vicdanına sesleniyoruz esnafa muamele AK Parti'nin kongre. Esnafa yapılan muamele AK Parti'nin kongre. Daha ne diyelim yani? Bu esnaf size hakkını helal eder mi? Bu insanlar size hakkını helal ederler mi? Olacak şey mi bu? İyi ki bir yetkiyi ele almışsınız. Birazdan birçok konuda daha benzer şeyleri göreceğiz ama iyi ki bir yetkiyi ele almışlar. Bugün Vaka sayısı ellerine sağlık 29 bin di kongre yaparken 37.303 olmuş. Elinize emekinizde sağlık, sayın Recep Tayyip Erdoğan. Elinize emeğinize sağlık, sayın Sağlık Bakanı. Bir de soruyorlar efendim bu konuyu çok gündemde tutmanın kimseye faydası yok. Niye? Niye vatandaş kalabalığın ölüm vaka vatandaş kalabalığın vaka hasta getirdiğini görsün. Efendim kurallar herkes için geçerli. Nasıl? Diyor ki efendim ayrıcalık varmış diye bir izlenim yaratmak doğru değil. Yok mu ayrıcalık? Yok mu? Yok mu ayrıcalık? Sayın Fahrettin Koca bu re iki resim arasında ayrıcalık yoksa bu iki resim arasında ayrıcalık yoksa ne var? 900 vaka CHP kongresi kurultay CHP kongresi seyircisiz 30 bin vaka AK Parti kongresi seyircili. Yok mu ayrıcalık? Hadi söylüyorsunuz. Hadi yapıyorsunuz. Bari yalan söylemeyin. Milletin gözünün içine baka baka bu kadar beyaza siyah, siyaha beyaz diyen bir anlayış olur mu? Ondan sonra dürüstlükten, müristlikten bahsedeceksiniz.